Evet, herkese yepyeni bir güne selamün aleyküm ve aynı zamanda yepyeni bir yıl ocağın ikisi bugün pazartesi. Yani 2023'e girdik, yani hatırlıyorum, ben öğrenciydim, 2012-2013 yıllarını hatırlıyorum böyle. Yani tabii o zaman da yeni artık bu lise, yani tarihle tanıştığımızda işte Lozan Anlaşması vesaire anlaşmalar falan. Yani ondan ötürü böyle 2023'ü harbiden merak ediyorduk. 2023'ten sonra ne olur falan filan tarzında. İşte 2023 Rabbimiz bizlere nasip etti, görmeyi nasip etti. Ama bugün benim değinmek istediğim ya da yani sizinle paylaşmak istediğim konu o değil. Birkaç şey dikkatimi çekti. Birebir kendim bizzat çok sevdiğim bazı kardeşlerim de var, arkadaşlarım da var böyle. Yani onlara bir nevi, hem onlara hem de bir nevi bu durumda olan arkadaşlarıma biraz değinmek istedim aslında. Yani ben yanlış tabii tartışılır ama ben kendi ceddimden baktığımda böyle yanlış gördüğüm için yani değinmek istedim kısacası. Sizler iyisiniz inşallah. Yani ne var ne yok, sizler de artık 2023'e girdiniz. Durumlarınız iyidir inşallah. Şimdi değerli arkadaşlar, şöyle bir sıkıntı var, sorun var aslında benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi hem öğrencileri ilgilendirir hem de öğrencilerin velilerini, onların ailesini ilgilendiren bir durum. Bir aslında yanlış, benim kendim baktığımda bir yanlış. Niye yanlış olduğunu da söyleyeyim böyle. Şimdi birkaç arkadaşlarım var böyle. Bizzat da sevdiğim, değer verdiğim kardeşlerim de var böyle. Hani bunlar sürekli üniversite sınavına hazırlanıyor. İşte hani yani şu anda 3. sınıfta olması gerekirken halen daha işte üniversite sınavına hazırlanan ve yani istediği bir bölüm var, evet. Hedeflediği bir bölüm var. Onun için çabalıyor, mücadele ediyor ama yani tamam, bir defa oldu, iki defa oldu. Yani çünkü zaman senden geçtiği için, ondan dolayı oraya değinmek istiyorum. Zaman bir nevi ondan geçtiği için böyle yani o arkadaşlarımız aslında yani takkesini önüne koy, biraz düşünmesi gerek. Evet. İnsanların hedefi, insanların bir plan, bir yani bir amaç için, yani sonuçta üniversite sınavına niye giriyor? Bir amaç için. Veya KPSS sınavına niçin giriyor? Bir amaç için. Bir beklentisi var ki giriyor. Yani keyfi yerine giren var mı? Var benim gibi. Onlar ayrı. Ama yani sürekli işte sınava hazırlanma, işte bu bölümü kazanmak için işte mücadele ediyor, şey yapıyor falan filan ama yine elde edemiyor. Yani kendi potansiyelinin farkında belki ama yine de ısrar ediyor ve bu süre zarfında yani benim gördüğüm kadarıyla insan zamanında, yani zamanından şey yapıyor, gençliğinden şey yapıyor, yani o güzel yıllarını sınavlara veriyor. Evet, dedim ya, tartışılı bir konu. Ama yani insan eğlenmesi gerekirken veya başka bir şeylerin yapması gerekirken, başka şeyler üretmesi gerekirken bu tür şeylerde bile sınavlarda zaman kaybederek işte sürekli çalışma ve sürekli aynı tempo. Yani diyelim ki bu yıl Haziran ayında, Haziran 20'sini örnek veriyorum, üniversite sınavı oldu. Gelecek sene yine aynı şekilde aynı döngü tekrar etmek bana biraz, yani beni sıkar. Benim şahsen sıkar ki ben zaten üniversiteyi bitirdim, bu bölümü bitirdiğimde bazı arkadaşlarım işte şu bölümü de okuyorum, bu bölümü de okuyorum derken ben yani kafamda farklı düşünceler, projeler vardı. Yani farklı şeyler yapmak istiyordum. Oku, devam ettir, aynı şeyi, aynı bilgi tekrarı, ortaokulda, lisede, üniversitede, işte her sınav şeyinde aynı şeye çalışmak insanın aslında bir nevi artık rahatsız etmesi gerektiğine inanıyorum. Şimdi bu arkadaşlarımız, yani aynı zamanda bazı o durumda olan arkadaşlarımız bir nevi de ailesi de biraz daha, eğer baskınsa, eğer ona yani onu yönlendiriyorsa, işte hani örnek veriyorum ki iyi kötü bir puanı vardır. İyi kötü bir güzel bir bölüme de gidebilir. Önü açık bir bölüme de gidebilir ama hani gerek çocuk veya gerek ailesi işte diyor ki illa şu olacak. Mesela arkadaşım tutturmuş illa tıp olacak. Yani olmuyor yani. Zorlamanın mahiyeti yok. 3 yıl geçmişsin. 3 yıl geçmişsin yani. 3 yıl tabii yine dedim tartışılı bir konu ama yani o emeğine, o zamanına, o gençliğine, o güzel yıllarına yazık, gerçekten yazık. Çünkü yani bugün bir sınava çalışmak, yani o psikolojiye hazır olmak gerçekten, yani hele beklentilerin, hedeflerin yüksek ise
Yani o psikoloji, o senin manevi olarak sana verilmiş olduğu zararı yani gerçekten bunu bilen bir insan, yaşayan insanlar bilir. Ondan dolayı diyorum ki, yani buradaki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız ortamı daha biraz ılıman hale getirip hem kendilerini hem de ailelerini bu konuda yani yumuşattırıp yani bu kadar zamana şey yapmayıp da yani böyle bir şey yapsın yani. Diyelim ki bir yıl emek verdin. Yani o emeğin karşılığından git. Ben gitmeni tavsiye ediyorum. Ki ben yani 2016 lise mezunuyum. Üniversite sınavından sonra ben Trabzon sosyal öğretmenliğine gittim. Yani evet, hazırlanarak o sınava girdim ve bana nasip olan sosyal bilgi öğretmenliği. Trabzon'da okudum. Ama diğer yıl yine sınava girdim. Ben yani öylesine girdim evet belki. Sırf arkadaşlarımı yalnız bırakmamak için. Ne oldu? O sefer de işte hani tevafukan yani bu bölüm yani TDS yetti, bir sekreterliği kazandım, okudum vesaire bitti. Yani 2018 KPSS sınavına da girmiştim ki öylesine girmiştim. Öğrenciydim, öğrenci kafasıyla girmiştim. İşte hani daha mezun değilim işte hani falan filan. Ama 2020'de daha planlı programlı bir hedef doğrultusunda çalıştım ve yani çok şükür o süreci geçtik. Şimdi o süreci geçti bak. 2020 KPSS sınavına girdikten o süreç yani ben yine işte hani illa istediğim şurası burası deyip yani kendimi tekrar attırabilirim ki yapan var mıydı arkadaşlar? Bizzat yakın arkadaşlarım, benim sıra arkadaşım dedim kişiler bile bunu yaptı ve halen de onun pişmanlığını yaşıyorlar. Yani arada neredeyse 2,5 yıl geçecek. Adamlara yani adam hala onun pişmanlığını yaşıyor. Keşke o zaman farklı bir yol haritası çizseydim. Çünkü zaman geçiyor. İstesek de istemesek de ömrümüze zaman geçiyor. Bunun için yani insanların o zamanın değerini bir nevi biraz daha diyelim ki bir şey yani o iman kısmında dediğimiz manevi olarak yani bir şeye sebep vesile oluyorsa veya siz yaşıyorsanız vardır bir hikmet. Onun doğrultusuna da hareket etmek gerekiyor. Şimdi ben de o süre zarfında hani biliyorsun ben üniversite hastanesinde çalışıyorum. Yani o zaman şey yapmasaydım. Yani işte üniversite hastanesinde çakılı kadro durumu var. İşte orada çakılı kadro kalacağım. Hep orada mı yaşayacağım falan vesaire vesaire. Ama ne oldu? Yani o çakılı kadro dediğimiz şeyler işte hani kadro şeyleri çözüldü yani. Bugün yarın bu haftalar zaten meclise gidip tamamen şey yapacak ama o zamana baktığımızda, o zamanki gün şartlarına baktığımızda böyle bir konuşma, öyle bir durum bile söz konusu değil ama şu anda hepsi değişti. Yani bazen de hani şey diyorlar ya, yani tesadüfen ya da rast geldi ya da şans diyorlar ya. Ben tabii o yönden bakmıyorum. Tevafuk diyorum o tür durumlara. Yani bir şey böyle yani sizin bazen sizin dışında gerçekleşiyorsa bence ona biraz daha farklı bakmak gerekiyor. Yani çünkü bazen insan yani bu hep böyledir yani diyor ki mesela şu kalemi hiç ummadığı yerde bile karşına çıkıyor şey yapıyor ama bir bakıyorsun çok çok işine yarıyor veya bir işe giriyor yani böyle aniden işte yolda giderken bir iş ilanına rast geliyor ve tanışıyor veya bir kişiyle tanışıyor. Hayatı değişen insanlar oluyor. Yani o tür şeyle de insan açık olması gerekir. Ama evet herkesin muhakkak tabii diyorum halen diyorum bir plan programlarınız olması gerekir. Yani nirvana dediğimiz bir yani şeyiniz olsun bir gitmek istediğiniz hedeflediğiniz bir yer olsun ama bu hedef doğrultusunda bu yol üzerinde yine de farklı şeylere de açık olmanız gerekir. Farklı ihtimalleri, farklı yolları da değerlendirmeniz gerekir. Çünkü yani geçen zamana, geçen o benim ömrümüzden gidiyor. Onun için diyorum ki gerek arkadaşlarımız, gerek aile büyüklerimize baskın olan işte hani bazıları anne babası oluyor, bazıları abileri veya işte akraba baskın oluyor. Bunları evet dinleyin ama kendi şeyinizden de bir yoğurun böyle. Yani kendi düşünce şeylerinizden de bir geçirin diyorum. Yani gerçekten sıkıntı. Ben biraz
benim şahsım adına vicdanım şey oldu hani. İnsan rahatsız oluyor. İkinci bir husus, yani yine o arkadaş üzerine örnek veriyor. 3 yıl, yani şu anda üniversiteye girseydi herhangi bir bölüme şu anda 3. sınıftayı seneye bitirecekti. Ama halen daha bak bu yıl da üniversite sınavına hazırlanıyor ve üniversite sınavına gidiyor. Arkadaş senden sonra bile başlayanlar bile yani doğru düzgün güzel bir 2 yıllık bölüme giden mezun olacak, belki işe başlayacak. Sen daha öğrenciliğe yani üniversiteye daha yeni adım atacaksın. O da olur mu? Yine belli değil. Yani o tür şeylere dikkat edin arkadaşlar. Bence yani oturup böyle takkenizi, kepinizi önünüze çıkarın, güzelce düşünün. Yani yine bak diyorum her halükarda plan programlarınız olsun ama yine de farklı alternatifleri muhakkak değerlendirin. Bunlar çok çok önemli. Yoksa zaman akıp gidiyor, her şey insan tecrübe edecek, yaşayacak kadar uzun bir ömre sahip değildi. Bugün var, yarın yok. Dedim ya hani videonun başında hani sene 2012-2013 falan yıllarıydı. 2023'ü merak ediyorduk falan. 2023'te nasıl bir vizyon, misyon olur diye. Ha, 2023'e geldik. 2023'ü yaşıyoruz. Yaşamaya devam edeceğiz. Allah ömür, sağlık, saat verdikçe. Yani bu durumu şey yapmak istedim böyle. İnşallah yani bir farkındalık veya böyle biraz daha şey olmuştur falan. Tabii ben duygularımı kendi nezdimde kendim gördüğüm şekilde yapmaya, söylemeye ya da anlatmaya çalıştım. Siz yani düşünün. Size asıl amacım işte bir farkındalık yaratmak. Bir yani size eğer o düşünce yoksa düşünmenize bir vesile olmak. Eğer buna vesile oluyorsam veya o farkındalığı yaratabiliyorsam ne mutlu bana. O zaman kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, güle güle kalın inşallah. Tekrardan 2023 yılımız hayırlı olsun. Rabbim güzel insanlarla, güzel işlerle, güzel şeylerle karşılaştırsın, imtihan etsin. Öyle yani. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, güle güle inşallah.